Selamlar. Davy Jones karakteri kurgusal evrenlerde en sevilen ve merak edilen kötü adamlardan bir tanesidir. Karakterin tavırları, liderliğini yaptığı mürettebatı ve acımasızlığıyla gerçekten çok ilginç bir karakter haline gelmiş. Kendisi benim de favori karakterlerimden bir tanesi olduğundan dolayı videosunu yapmak iyi olur diye düşündüm. Şimdi de karakterin hikayesinden, neler yapabildiğinden, neden ve nasıl kalpsiz kaldığından bahsetmeye çalışacağım. Bu arada Said'den bir süper teşekkür gelmiş, Halo hikayesinin devamını istemiş. Bu konuyu daha geçen gün Mehmet'e aktarmıştım. Hangi videolar gelecek diye söylemişti telefonda. İlk bölüm kadar uzun olmayacak belki ama bu hafta bir video gelecek hikayeyle alakalı kankacığım, onu söyleyebilirim. Bir de The North destek olma süper teşekkürü yollamış. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kesenize bereket diye söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak. Karakterin ilk görünüşü ölü adamın sandığı filminde gerçekleşti. Bu evrene ait az da olsa farklı çizgi romanlar mevcut. Oyunlar da var bu arada, onu da söylemiş olayım. Davy Jones'un onlarda da görünmüşlüğü var. Ama filmde yaptıkları bile karakteri bayağı ilginç hale getiriyor. Karakterin olaylarının bazıları filmlerde anlatılıyor. Bazıları dediğim gibi çizgi romanlarda. Bazıları da oyunlarda anlatılıyor. Ama nerede anlatılırsa anlatılsın, genel anlamda güzel bir hikayesinin olduğu kesin. Kendisinin normal insan olduğu zamanlarla alakalı bir anlatım yok. Bilinen kısma göre kendisi İskoçyalı. Normal insan, yani ölümlü ve tabii ki korsan. Hatta 1634 ile 1637 yılları arasında Hint Okyanusu'nda bir tane İngiliz gemisinde korsanlık yapıyormuş. Daha sonra bir gün Calypso adındaki kadına aşık oluyor. Anlatılana göre bu kadın evcilleştirilemez, agresif ve dengesiz bir yapıdaymış. Bu özelliklerinden dolayı da kadını denize benzetiyorlarmış. Hatta bazı anlatımlarda Davy Jones'un bu kadını değil de aslında denizin kendisine aşık olduğu söylenir. Kadın da aslında Yunan mitolojisindeki Atlas adındaki Titan'ın çocuğu olarak geçiyor. Yani kendisi bir tanrıça aslında. Bu kadın Davy Jones'un kendisine olan aşkını, sevgisini kullanarak ona kutsal bir görev veriyor. Daha doğrusu anlatım şekline göre bu görevle onu ödüllendiriyormuş. Adamın görevi de şu, bütün okyanusu gezecek ve kaybolmuş olan ruhları toplayacak. Sonra da onları diğer tarafa götürecekmiş. Bu işi yapabilmesi için de ona Flying Dutchman, yani Uçan Hollandalı adındaki gemiyi veriyor. Bu geminin ana özelliği Limbo gibi farklı boyutlara geçiş yapabiliyor olması. Davy Jones Calypso'ya olan aşkından dolayı bu görevi kabul ediyor. Görevin bir diğer detayı da 10 yıl boyunca karaya ayak basmayacak olması. Davy Jones her türlü bu görevi kabul ediyor. Sonrasında da 10 yıl boyunca karakter kendisini Calypso'nun verdiği göreve adıyor. Kaybolmuş olan ruhları gemiye toplayıp insan tarafından diğer tarafa geçmelerini sağlıyor. Tabii ilk günden beri de karaya tekrar çıkacağı günün yolunu gözlüyor ama bunu görevden sıkılma olarak düşünmeyin. O günü beklemesinin sebebi sevdiği tanrıçayla, yani Calypso ile tekrar kavuşacak olmasından dolayı. O gün geldiğinde Davy Jones karaya çıkıp Calypso'yu bekliyor ama Calypso bir türlü gelmiyor. Nerede olduğu belli değil. Kadının bu ihaneti yüzünden Davy Jones'un kalbi çok kötü şekilde kırılıyor. Kandırıldığından dolayı sinirleniyor ve intikam almaya karar veriyor Calypso'dan. Bunun için de denizde Kraken ve ona benzeyen bütün varlıkları ekibine toplamaya başlıyor. İlk olarak da The Journal of the Ancient Seas, yani Kadim Suların Günlüğü adında bir tane kitabı arıyor. Bu kitabın koruyucusu da Kraken. İkisini de ekibine dahil ettikten sonra denizlerde güç sağlayacak her türlü eşyayı bulmaya başlıyor. Daha sonra da korsan lordlarla anlaşma yapıyor. Onlara Calypso'yu hapsetmek için yöntem gösteriyor. Onlar Calypso'yu Tia Dalma adındaki voodoo büyücüsünün vücuduna hapsederek Davy Jones'un intikamını alıyorlar. Calypso ortadan kaybolunca da bütün denizlerin kontrolü Calypso'yu hapsetmiş olan korsan lordlara kalıyor. Devamında da Davy Jones hem aşkından intikam aldığı ve onu hapsettirdiği için suçluluk duyup üzülmeye başlıyor. Öyle kötü oluyor ki en sonunda kendi kalbini söküp bir tane sandığa kilitliyor. Ki bu zaten ikinci filmin ismi ve konusuydu. Telaffuzu nasıl oluyor bilmiyorum ama bu sandığı da Isla Cruces adında bir tane yere yerleştiriyor. Buraya yerleştirmesinin tabii ki özel bir sebebi de mevcut. Adanın geçmişiyle alakalı bilinen çok fazla bir şey yok. Bilinen kısımlara göre de bu adaya aslında yerleşimler falan yapılmış daha önce. İnsanlar gelmiş, yerleşmişler, yaşamaya devam ediyorlarmış ama bir müddet sonra burada bir hastalık çıkmış. Bu hastalıkta bütün insanları öldürmüş, kalan son eleman herkesi toprağa gömmüş ve son adamı gömerken de kendisi delirmiş orada. Bütün herkes toprak altına girdikten sonra da herif kendisini asmış orada. Davy Jones da Isla Cruces adlı bu adaya hastalık mevzuları yüzünden kimse gelmez diye düşünüyor. Ki bu yüzden de burası sandık için en güvenli yer oluyor. Sandığın anahtarını da sürekli yanında taşıyor. Yani hem sandık güvende olacak
hem de sandığın içerisindeki kalbi. Kalple alakalı da iki tane durum mevcut. Birincisi, sandığın içindeki kalp güvende olduğu sürece Davy Jones ölümsüz olmuş oluyor. İkincisi de eğer kalbi tehdit altına alabilme şansını yakalarsanız Davy Jones en güvenilir adamınız haline gelmiş oluyor. Çünkü kalbini alırsanız adamın hayatını elinize almış oluyorsunuz. Olay bu. Hikayede Davy Jones'un canavara dönüşmesi kısmına geçecek olursak, Calypso'nun gidişinden sonra Davy Jones artık onun verdiği görevi iyice salmış. Denizlerde dolanmaya devam etmiş, görevi bırakmak adamı hem fiziksel hem de mental olarak etkilemiş. Her geçen gün daha da sinirli, daha da öfkeli bir kaptana dönüşüyormuş Davy Jones. Aylar geçtikçe de deniz canlılarıyla birleşmeye başlamış ve sonunda filmde gördüğümüz canavar haline dönüşmüş. Hem bu yeni görünümünden hem de sürekli sinirli olan yeni kaptandan herkes korkmaya başlıyor ki haksız da sayılmazlar çünkü adam acı çektirmek için farklı farklı yöntemler deniyor sürekli. Ayrıca Kraken'de Davy Jones'un itaatkar yardımcılarından bir tanesi haline gelmiş. Bu sayede de şunu elde ediyor. Şimdi Davy Jones'un anlaştığı farklı farklı canlı grupları oluyor. Eğer karşı taraf anlaştığı şekilde sözünü yerine getirmezlerse ve tabii ki deniz üzerindelerse gemiyi filmdeki gibi Kraken'i göndererek parçalıyor. Eğer hayatta kalan olursa ya da istediği özel birisi olursa onu da Davy Jones'a getiriyor. Davy Jones gelen elemanları ekibe katılma teklifinde bulunuyor. Elemanlar eğer kabul ederse bu teklifi 100 yıl boyunca gemide kalıp Davy Jones'un emri altına giriyorlar. Katılan bu elemanlar da tıpkı Davy Jones gibi deniz canlılarıyla birleşerek yeni bir forma bürünüyorlar. Ayrıca yeni forma geçtikten sonra kendi insanlıklarını tamamen kaybediyorlar. Zaman geçtikçe de Davy Jones'un ekibi iyice robotlaşarak akıl olarak birleştiği deniz canlısına dönüşmeye başlıyor. Tabi Davy Jones'un emirlerine her halükarda uyuyorlar, o da ayrı bir şey. Davy Jones'un yaptığı anlaşmalar genel olarak kendi lehine olduğundan dolayı karşı tarafın gerçekleştirebilme şansı çok düşük. Bu taktikle hali hazırda elinde olan ekibini büyütmüş oluyor. Ayrıca ekibi büyüttükçe rütbeler de artıyor. Alt rütbelere sürekli kırbaçlama ya da dövme gibi sürekli işkence ediliyor. Yeni gelenler en alt rütbe olduğundan dolayı o zamana kadar işkence görmüş olan elemanlar bu defa yeni gelenleri işkence etmeye başlıyor. Yani özetle herkesin bok gibi bir hayatı olmuş oluyor. Kalbinin bulunduğu sandık zaten insanların uğramayı tercih edeceği bir ada olmadığından o da güvende. O güvende olduğu sürece kendisi ölümsüz. Kendisi ölümsüz olduğu sürece yeni ekip bulmaya ve herkesin hayatını boktanlaştırmaya devam ediyor. Ki bu yaptıklarıyla da denizde nereye giderse orada şeytani bir aura oluşturmaya başlıyor. Böyle sürekli gezerken amacı oradan oraya anlaşma önerme değil tabii ki karakter için. Her canlıda olduğu gibi bu abinin de istediği bir şeyler var. Daha doğrusu birkaç tane eşya var ama Davy Jones bunlardan iki tanesinin peşinde. Bu eşyalar Pieces of Nine diye geçiyor. Tahtadan göz, Jade Kaptan'ın bağı, bilmem kimin sikkesi gibi eşyalar var. Çoğunun detayları henüz belli değil. Davy Jones da bu eşyalar arasında en önemli olan iki tane eşyanın peşinde. Bir tanesi Sword of Cortez yani Cortez'in kılıcı. Diğeri de Timekeeper yani zaman tutucu. Timekeeper isminden de anlaşıldığı üzere zamanı dondurabileceğiniz ya da kısa bir müddet de olsa geri alabileceğiniz bir eşya. Diğeri de büyülü bir kılıç. Bu kılıç da eski savaş zamanlarında kullanılmış. Ana özelliği kullanıcısının hiçbir zaman yorulmuyor olması. İkisi birlikte kullanıldığında da hiçbir şekilde ölmüyorsunuz denebilir. Daha doğrusu şu şekilde düşünün bu arkadaşı. Davy Jones'un kalbi şimdi sandıkta tutuluyor ya. Karakteri tehdit edebilmek için kullanılabilecek tek yöntem o kalp. Davy Jones eğer bu iki eşyaya sahip olursa şu şekilde bir olay yaşanabilir. Hatta sadece Timekeeper olsa bile muhtemelen yeterli gelecektir ama ben şu şekilde devam edeyim anlatmaya. Adamın ışınlanabilme gibi özelliği olduğundan dolayı birisi kalbine zarar vermeye çalışırsa bu saatte kısa bir süre geri alır ve o ortama anında gidip kalbini geri alabilir. Sandığa elini süren kim varsa hepsinin de içinden geçer. Kılıç elinde olursa da bu işlem biraz daha hızlı olur. Yani öyle bir fark olabilir öyle söyleyeyim. Bu olaylardan ayrı şekilde de zaten karakterin genel olarak filmdeki olayları yaşanıyor. Sadece pek fazla bilinmediğinden dolayı şu kısmı anlatayım. O da zaten yeniden hayata dönme kısmı oluyor. Will Turner yani geminin yeni kaptanı uyurken rüyasında Davy Jones'un geldiğini görüyor. Davy Jones tam kolunu kaldırıp William'a vuracağı sırada William uyanıyor. Etrafına bakıyor kimse yok. Karakter uykusuna geri dönüyor ama kamera zemini gösterdiğinde Davy Jones'un gerçekten geldiğini anlayabiliyorsunuz. Ve bu cümleyle de videoyu tamamlamış oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.